Değerli izleyenler, bugün Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde küçük bir mermer ocağında başlayan Özçakın Mermer'in başarı hikayesine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Değerli izleyenler, bugün bir mermer ocağından başlayan ve dünya mermer sektörünün adını altın harflerle yazdırmayı başaran Özçakın Mermer'in başarı hikayesine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yanımızda Özçakın Mermer'in kurucusu Ali Rahmetli, Ali İhsan Çakım'ın oğlu, genç yaşta bayrağı devralan iş adamı Ersin Çakım var. Ersin Bey, programımıza hoş geldiniz. Kanal F'ye şirketin ve şahsım adına çok teşekkür ederim bize böyle bir fırsat tanıdığı için. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ersin Bey, sizi tanıyabilir miyiz? 1979 Kavaklıdere, Dereva doğdum. Eğitimimi bu bölgede tamamladım. Asker görevimi yaptıktan sonra 2001 yılında babamla beraber şirketimiz çalışmaya başladık. O günden beri de şirketimizde çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Ersin Bey, izleyicilerimiz de eminim bizim kadar merak ediyordur. Mermer ocağımda başladı. Rahmetli Ali İhsan Çakım'ın kurduğu bir firma. Evet. Ve bugün bir mermer fabrikası ve mermer sektöründe adından söz edilen, adı sayılır bir firma haline geldi Özçakın Mermer. Bu başarının sırrı nedir? Bize bu hikayeyi bir anlatır mısınız? Rahmetli babam 1985 yılında mermer sektörüne girdi. Ocak işletmesinden başladı. 2000-2001 yılları arasında o araya kadar hep ocak işinde ticaret hayatını devam ettirdi. 2000-2001 yılında piyasaların ve dünyanın global şeyin gelişmesine beraber biz de bir mermer fabrikası kurduk. Evet. 2001 yılından sonra hem mermer ve hem ocak işletmeciliği olarak tüm dünyaya ve tüm Türkiye'ye mermer göndermeye devam ediyoruz. Muğla mermerinin adını duyuruyorsunuz. Evet, evet. Peki Özçakın Mermer'in ürün skalasında hangi ürün çeşitleriniz var? Bizim ürün çeşidimiz olarak sadece Muğla beyazı mermerimiz var. Tabii Muğla beyazı her mekanda kullanılabilen mermer. Dış mekanlarda, iş mekanlarda, her tarafta kullanılan mutfak tezgahlarında gayet sağlıklı, doğal bir malzememiz. Tabii şurada ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Muğla mermerini daha çok beyaz mermer deyin, daha çok Muğla'dan ziyade. Evet. Tabii bizim Muğla'da çıktığı için Muğla. Şimdi bizim Muğla taşımızı herkes mezarlarda ve hamamlarda kullanılabilir. Evet. Tabii bu eskiden gelen bir şeydir bu. Bilimdir. Şimdi fakat biz şu anda Amerika'ya çok yoğun bir şekilde mermer Muğla beyazı göndermekteyiz. Bunun sebebi de şu. Biliyorsunuz son zamanlarda artık bu sağlık, çevre, evet, çok ön planda. Biz mermerlerimizi üretirken mermer fabrikamızda kesinlikle bir kimyasal bir atığımız yok. Bir atık, bir gaz salınımı yok. Gayet doğal şartlarda kesim ve silim, parlatma ve diğer yüzey işlemlerini yapıyoruz. Bizim Muğla beyazının, bunu çok az kişi bilir, en büyük özelliğinden birisi içinde kireç taşından meydana geldiği için, oluşumunda olduğu için bakteri barındırmamasıdır. Evet. Örneğin bir mekanda Muğla beyaz mermerinde bebeğiniz veya herhangi bir bakteri olduğunda bakteri barınamaz bizim mermerin üzerinde. Bakteri öldürücü etkisi vardır.
kireç taşı olduğundan dolayı. Anladım. Bir dönem zaten zannediyorum Çin graniti ithalatı vardı. Kanserojen olduğu için tercih edilmiyordu. Tabii yani evet. Onlar devlet de onunla ilgili evet, gerekli yani, tedbirleri aldı. Bir sürü şey yapay mermer ve suni mermerler var. Tabii bunların içerisinde mutlaka kimyasal madde var. Fakat bizim taşımızı tekrar söylüyorum çok doğal. Yani bir ahşap gibi düşünelim. Ahşap nasılsa bizim Muğla Beyaz taşımız da aynı onun şeklinde. Ersin Bey peki yurt içinde daha çok hangi bölgelerden ve hangi sektörlerden talep geliyor? Hangi ürünü daha çok hangi bölgelere? Oteller, işletmeler anlamında. Az önce bahsettiğim gibi bizim mermerimiz her yerde kullanılabilen mermerdir. Dediğim gibi dış mekanlarda, iş mekanlarda, inşaat sektöründe daha çok zaten gönderiyoruz inşaat sektöründe. Tabii dış mekanlarda bizim Muğla Beyazımızın ısıyı itme özelliği vardır. Evet. Özellikle biz Arap ülkelerine daha çok beyaz mermer göndeririz. Beyaz mermer sıcaklığı ve ısıyı iter. Renginden dolayı, beyaz olduğundan dolayı. Güneş ışığı. Evet. Dış mekanlarda uyguladığınızda içerisi daha serin olur. Anladım. O özelliği vardır. Daha çok yani yurt dışı Arap ülkelerde evet, var. Evet. Sıcak bölgeler için şeylerde. Konuşuyorsak evet. Evet. O şekilde daha çok. Yurt içinde hangi bölgeleri? Yurt içinde inşaatlarda mesela Muğla Beyazı Denizlik, basamak, döşeme her alanda yani inşaatın yani döşeme anlamında veya bölgeler anlamında yani Akdeniz, Karadeniz, Marmara. Türkiye'nin her tarafına malzeme gönderiyoruz. Göndermediğimiz bir il yok sanırım. Tüm Türkiye'ye. Evet, iri ufaklı Türkiye'nin her bölgesine malzeme gönderiyoruz. Anladım. Evet. Peki Ersin Bey, Özçakıl Mermer hızla ilerliyor, hızla büyüyor. Önümüzdeki yıla dair hedefleriniz, projeleriniz neler? Yaklaşık 3-4 yıldan beri bir şirket olarak aldığımız bir karar var. Daha çok satmak değil, daha kaliteli, daha iyi, daha pahalı. Nasıl satarız? Yani ham maddelerimizi bitirmeden, bunları az kullanarak. Çünkü biz bu doğal malzemeyi kendimizin değil, ileriki nesilleri miras olarak görüyoruz. Evet. Onun için bunları daha az tüketerek nasıl daha fazla ürün elde edebiliriz? Nasıl daha fazla ekonomiyi kazandırabiliriz? Şu anda 3 yıldan beri bunun çalışmasını yapmaktayız. Ve şu anda az önce bahsettiğim gibi Avrupa ülkelerine fayans yapmak için yeni bir hat kuruyoruz. Komple bir yeni bina yapıyoruz. Hı. Onları başladık. Hedefimiz bu. 2016 yılı sonuna kadar mermer işleyerek fayans şeklinde evet. Yurt dışı ihracat. Evet, evet. Daha ince ve daha küçük ebatlarda olduğu için bu şekilde olduğu için ham maddemiz de değerlenmiş oluyor. Daha az atığımız oluyor. Yapıyor. Bunun dışında az önce bahsetmiş olduğum gibi aslında Muğla Beyazı'nın çok kullanım alanları var. Özellikle bu termik santrallerinde baca filtrasyonunda kullanılıyor. Desilfürizasyon yöntemi. Evet, evet, orada kullanılıyor. Hayvan yemlerinde tavuk ve büyükbaş küçükbaş hayvan yemlerinde kalsiyum içinde olduğu için bunların kalsiyum değerlerini tutturmak için bizim mermer tozumuzu kullanırlar. Ve sayamayacağım birçok sektörde bizim çok büyük bir şeyimiz var, araştırmamız var. Bunları girmeyi yani plaka yapabildiğimizi plaka halinde yapamadıklarımızı geri dönüşüm yaptırarak bu gibi sektörlerde sıfır atık hedefimiz bu. Yani mermer işletmeciliğini yani mermeri işledikten sonraki atıklar da ekonomiye kazandırın diyor. Atık derken fakat bizim atığımız kesin ve kesinle çevreye bir zararı ve bir şeyi olmayan bir atıktır. Sadece dediğimiz gibi bunları değerlendirip, bunları değirmenlerde öğütüp, mikron haline getirip dünya pazarına sunmak. Hedefimiz bu. Anladım. Ersin Bey, Özçakıl Mermer bünyesinde kaç personelimiz çalışıyor? Bu bağlamda yani bir ekonomiye önemli bir katma değer de sağlıyorsunuz. Şu anda şirketimizde 100 kişi çalışmakta. 100 personel evet, çalışıyor. 100 mermer ve ocak birlikte mi? Evet, toplam evet, 100 personel çalışıyor. 100
Peki siz de bu işin içinden geldiniz. Rahmetli babanızla hı. birlikte çalıştınız. Ocakta, hı. fabrikada. Hı. İşçilerin çalışma koşullarını biliyorsunuz. Hı. Hı. Onlarla diyaloğunuz nasıl? İşçilerinizle, işçiler için neler yapıyorsunuz? Sosyal faaliyetleriniz var mı? Tabii. Şimdi tabii biliyorsunuz bu bir ekip işi. Evet. Yani bu tek başımıza yapılacak bir iş değil. Biz işçilerimizle mesela en büyük yaptığımız son 3 yıldan beri işten nasıl daha fazla verim alırız? Hep bunun hesabını yaptık. Ne yaptık? Tamamen otomasyon sistemine, yani robotlarla işçilere daha fazla yük vermeden sadece kontrol amaçlı tutmayı hedefledik ve bunu %80 civarında başardık. Yani burada amaç işçiyi yormak değil, burada hep beraber kontrollü bir şekilde, düzgün bir şekilde üretimi yapıp herkes mutlu bir şekilde hayatına devam ettirmeye çalışıyor. Ersin Bey, peki bölgemizde birçok kurum, kuruluş, mahalleler var. Buralardan sizlere eminim ki, çünkü birçok mermerciye geliyor bu yönde talepler falan. O sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığınız çalışmalar var mı? Neler yapıyorsunuz? Tabii bize gelen hiçbir teklifi biz geri çevirmiyoruz. İril ufaklı her türlü teklifi elimizden geldiği kadarıyla yardım etmeye, bulunmaya, desteklemeye çalışıyoruz. Ersin Bey, az önce fabrikamızı gezerken bir GES projeniz var. Onun çalışmaları devam ediyor. GES bu arada güneş enerjisi sistemiyle enerji, elektrik enerjisini sağlayacaksınız, temin edeceksiniz. Bundaki hedefiniz neydi? Bununla hani neyi amaçladık? Bütün zannediyorum fabrikadaki elektrikli makineler, iş makineleri, robotlar buradan beslenecek enerji kaynağı olarak. Evet, evet. Bunun gücü kaç kW'lık bir üretim sağlanacak? Ve maliyeti sizin için şey değilse onları öğrenebilir miyiz? Bu GES projesini geçen sene başladık, karar aldık ve başladık. İşlemlerimizi resmi kurumlardan hepsini onaylattık. Şu an kurulum aşamasına geldik. Yaklaşık 360 kW'lık bir GES projesi hazırladık. Buradaki amacımız şuydu. Burada ne yapabiliriz daha fazla? Yani bu ülkemize ne katabiliriz? Hep zaten düşüncemiz, mantalitemiz hep bu oldu şirket olarak. Güneşten faydalanmak. En mantıklı bu geldi bize. Güneşten faydalanarak hesabımızı, kitabımızı yaptık. Yaklaşık %30'luk bir çatımız boş durmaktansa %30'luk yani enerjimizi güneşten alarak hem maliyetimizi düşürmek hem de katkı sağlamak. Kaç metrekarelik bir alanda? Yaklaşık 3000 metrekare kapalı alanımız var. Evet. O kadarlık 360 kW'lık bir panel güç sığabiliyor. Tabii ileri zamanda büyüdükçe de büyütmeyi düşünüyoruz. Kapasitemizi arttırmayı düşünüyoruz. Şu andaki yani Özçakım Mermer'in fabrika olarak kaç metrekare alanda? Yaklaşık 20.000 metrekare alanda kuruluyor şu anda. Fabrika olarak. Evet. Evet, ocaklarımız kaç ocağımız var? Şu anda aktif bir ocağımız var. Mora beyaz ocağımız var. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz Ersin Bey. Bizleri konuk ettiniz, programımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler, farklı bir iş kolu, farklı bir sektör markasıyla yeniden birlikte olacağız.